şimdi dağılmaması da, şimdi biz mesela boru çok kuru olduğu zaman... Sıkıştırma işlemi başlatalım mı? Dur. Hocam tamam, bunu ortaladı, tamam mı? Gerçekleştirmiş olduğunuz üretimde görmüş olduğunuz mikro çelik lifler kullanılmaktadır. Bu lifler üretmiş olduğunuz ürünün içerisine homojen bir şekilde dağılım göstererek 3 boyutlu bir şekilde ürünümüzü çerçevelemektedir. Liflerimizin numune ölçütü bu şekildedir. Kendileri 13 mm boyutlarında ve 0.2 mm çapındadır. Bu ürün sayesinde üretmiş olduğumuz boru parçalanmaya dayanıklılık göstererek bütünlüğünü koruyabilmektedir. Kullanmış olduğumuz lifler mikro çelik adını vermiş olduğumuz liflerdir. Çelik lifler yaklaşık olarak 13 mm uzunluğunda 0.2 mm çapındadır. Kullanmış olduğumuz bu lifler sayesinde betonun özelliklerini iyileştirebilmekteyiz. Görmüş olduğunuz liflerin beton içerisinde nasıl dağılmış olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Liflerin bu şekilde dağılmasıyla betonun dayanım özellikleri iyileşmektedir ve beton borunun birbirini tutabilmesi sağlanmaktadır. Homojen bir şekilde dağılım sağlanması kritik bir önem taşımaktadır. Bu dağılım sayesinde yapmış olduğumuz çalışma bütünlüğünü koruyarak etkili olabilmektedir. Erkay Kutlusoy, inşaat mühendisiyim. İl Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrenime devam etmekteyim. Gerçekleştirmiş olduğumuz ürün yüksek dayanım performansı sergilemektedir. Yaklaşık olarak standart üretimlerle kıyaslandığında %50 daha fazla dayanım artışı elde etmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda dünyada sudan fazla en çok kullanılan malzemenin beton olduğu düşünülecek olursa bizim gerçekleştirmiş olduğumuz üretim atık malzeme esasına dayanması dolayısıyla oldukça ekonomik olmaktadır. Gerçekleştirmiş olduğumuz üretimi çelik liflerle destekleyerek yapı altında daha esnek bir davranış sergilemesini sağlamaktayız ve buna bağlı olarak üretimimiz performans ölçütleri değerlendirildiğinde standart üretimlere kıyasla oldukça uzun ömürlü olmaktadır. Dayanım ölçütlerimiz değerlendirildiğinde 12 tona kadar basınç altında dayanım yakalamayı başardık. Standart üretimlerin 8 ton olması dolayısıyla %50'lik bir artış söz konusu olmaktadır. Bara Rihavi, İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Bilim Dalı'nın yüksek lisans öğrencisiyim. Bu çalışmada karbondioksit salınımlarına sebebiyet veren çimentolu betona alternatif olarak yeni nesil çimentosuz geopolimer beton ürettik. Bu üretmiş olduğumuz geopolimer beton altyapı projelerinde uygulamasını sağladık. Bu çalışmada emeği geçen sayın danışman hocalarıma teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi ki taş ve altyapı elemanları fabrikası Meston Çevre ve İnşaat Anonim Şirketi fabrika müdürüm Aykut Çelik ismi. Murat hocam bizimle görüştüğünde biz de fabrika olarak hani biz de elimizden gelenle katkı yapabiliriz. O konuda yardımcı olmaya çalıştık. Zaten bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan da bu tür Ar-Ge çalışmalar konusunda zaten her zaman destek veriyor. Bunu zaten genel müdürümüzle Fargolu Baba'yla da paylaştığımızda elimizden gelen her türlü yardımı sağlayın diye zaten kendisi bize iletmişti. Biz de fabrika olarak, üretim olarak biz de kendi üretim fabrikamızda Murat Hocam ile yardımcı olmaya çalıştık. Bu konuda katkı verdikse, yardımcı olduksa onur duyduk yani. Sonuçta bu Ar-Ge çalışması, bunun geliştirilerek işte bunu da üretim aşaması getirilirse tabii ülkemiz açısından çok iyi olacak. Sonuçta bu kazanç ülkemiz için. İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. İsmim Doçent Doktor Müslüm Murat Maraş. Buradaki yaptığımız çalışmada özellikle geri dönüşümlü atık malzemeleri kullanarak altyapı, kendini onaran altyapı boru elemanları ürettik. Buradaki yaptığımız çalışmada İnönü Üniversitesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı üretim tesisleriyle birlikte üniversite sanayi işbirliğiyle beraber ortak bir proje yürüttük. İşlemimizde direkt saha ortamında C120 beton kalitesinde ürettik. Bu beton, bu boru elemanlarımız kendinden iyileşen, özellikle altyapı projelerinde kullanıldığından dolayı bunlar asit ve sülfat gibi kimyasal etkilere maruz kalmaktadır. Biz bu elemanlarımızı bu ortamlara bırakarak dayanımlarını inceledik. Dayanımlar sonucunda özellikle dayanımlarda önemli ölçülerde artmalar gördük. Yani kendi kendine iyileştiğini. Bunu hem mikro yapı olarak inceledik hem de mekanik özelliklerini belirledik. Ayrıca bu betonumuz çevre dostu bir beton. Tamamen yeşil beton olarak aktarılmaktadır. Nedeni ise özellikle çimento üretimlerinde ya da inşaat sektöründe karbon salınımı dediğimiz sera gazı etkileri oldukça yüksektir. Bizim bu ürettiğimiz boru elemanlarında herhangi bir karbon salınımı yoktur. Özellikle dünyada bununla ilgili Avrupa Yeşil Mütabakatı ile birlikte ülkemizin de olduğu projelerde bununla ilgili şu anda çalışmalar yapılmaktadır. Biz bu çalışmayla ilk defa altyapı çalışmalarında çimentosuz, ultra yüksek dayanımlı yeşil beton borular ürettik. Bu konuda da biz maliyeti daha düşük, herhangi bir kür işlemi yok diyerek saha ortamında ürettik. Ve bunu da üniversitemizde iki akademik personel, bir lisansüstü yurt içinden, bir lisansüstü öğrencimiz yurt dışından, iki personelimiz de Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı üretim tesislerinde destek olmuştur.